Yeniden merhaba. Bugünkü dersimizde hakim yaka dikimini, sivri pat ve iki farklı kol dikimini size göstermeye çalışacağım. Ön ve arka kalıplar kumaş katında olacak şekilde kumaşı kesiyoruz. Ön ortasına 1,5 cm genişliğinde, 15 cm uzunluğunda pat parçalarının yerleşeceği yerlere işaret alıyoruz. Sol pat genişliğine 5 cm, uzunluğuna da 18 cm veriyoruz. Sağ pat 8 cm genişliğinde, 20 cm uzunluğunda olabilir. Patları kumaşın yüzüne yerleştirip kestikten sonra arka taraflarına tele yapıştırıyoruz. Hakim yakanın tek parçasına da tele yapıştırıyoruz. Ön ortasında pat işareti aldığımız 1,5 cm'lik alanın köşesini sonraki aşamada çıtlatacağımız için birkaç santimlik alana tele yapıştırıyoruz. Alt tarafın, yani boyuna dikilecek olan tarafın dikiş payını içeriye doğru katlıyoruz. Pat parçalarını ön ortasında işaretli alana yerleştiriyoruz. 15 cm uzunluğunda ikisine makine dikişi yapıyoruz. Yakanın iki parçasını üst üste koyup etrafında makine dikişini yapıyoruz. Köşelerden üçgen parçalar kesiyoruz. Çevirdiğimizde dikiş payları üst üste yığılmayacaktır. İki dikiş arasını kesiyoruz. Köşelere 1 cm mesafe kalınca makasın ucunu köşelere çeviriyoruz. Ve dikişin sonuna 2 ip kalana kadar kesimimize devam ediyoruz. Önce açarak, sonra üst üste katlayarak ütüsünü yapıyoruz. Parçaları ütünün de yardımıyla gömleğin yüzüne çeviriyoruz. Modele uygun katlıyoruz parçaları. Önce sol patı 1 mm'den gömleğe dikiyoruz. Sağ tarafı 3 cm yukarıdan çift dikiş yaparak başlıyoruz. Etrafını dolanarak tamamlıyoruz.
Omuzları birleştiriyoruz ve overlock'ta kenarlarını temizliyoruz. Gömleğin ters tarafından yakayı boyun kısmına yerleştiriyoruz. Yakanın üst dikişi için üst taraftan başlıyoruz. Aşağıya doğru iniyoruz. Alttaki dikiş görünmeyecek şekilde yakayı kapatıp üst dikişini yapıyoruz. Bu videoda iki farklı kol yapacağız. Pili kaşeli koldan başlayalım. Kol ağzına yapacağımız biye parçasını 2 cm genişliğinde kesip ikiye katlıyoruz. Dört santimlik kol kırma payını kumaşın yüzüne doğru önce 1 cm'sini sonra 3 cm'lik genişliği katlıyoruz. Bu teknik tersi yüzü aynı kumaşlara uygulanabilir arkadaşlar. İki kat arasına biye parçasını yerleştiriyoruz. Görünür kısmın genişliğini istediğiniz boyutta ayarlayabilirsiniz. Üzerinden 1 mm'den makine dikişini yapabiliriz. Pili kaşenin payını katlıyoruz ve kolu bedene yerleştiriyoruz. İkinci yapacağımız kol ağzı temizleme çalışmasını tersi yüzü farklı olan kumaşlarda uygulayabilirsiniz. Kol ağzındaki 3 santimlik kıvırma payını tersine doğru katlıyoruz. Üzerinden bir kat daha yapıyoruz. Üzerinden bir makine ayağı dikişimizi yapıyoruz.
Kolu bedene yerleştiriyoruz. Kol parçası birkaç santimetre büyük gelecektir. Onu dikişin arasına yedirmemiz gerekiyor. Beden tarafı üstte olacak şekilde makinesini çekiyoruz. Gömlek ucunu da temizlediğimizde işlemimiz tamamdır. Kolaylıklar dilerim.